Biz deprem evleri yapıyoruz Devrişehir köyünde. 7 aydan beri çalışıyoruz. Biz paramızı alamadık. Başvurmadığımız yerimiz kalmadı. İlgilenen kimse olmadığı için biz yardım bekliyoruz, destek bekliyoruz. Borç yapıyorum, hacizlik oldum. Kimse ilgilenmiyor, ödeme yapacağız diyorlar, ödemiyorlar. CİMER'e başvurduk ve de kimsesi cevap gelmediği için yani bu duruma geldik. Devlet bize 4 aydan beri de ödeme yapmıyor diyor şirket. Biz de sıkıntıdayız, zor durumdayız. Devletimizden biz yardım şeyini bekliyoruz yani. Paramızı ödenmesini istiyoruz. Burada 21 Ocak'tan beri çalıştık. Yani hemen hemen 7-8 aydan beri çalışma sürüyor burada. Daha önce de çalışan arkadaşlarımızın hepsi burada. Buradan biz parayı alamadık. Gitmediğimiz kurum kalmadı. Her yere gittik, başvuru yaptık. Burada depremzedeler köyde hala çadırda kalanlar var, konteynerde kalanlar var ama burada iş bir aydan beri para ödenmedi diye. Bir aydan beri burada kimse çalışmıyor. İnsanlar orada sıkıntı içinde şey yapıyor. Kimisi mezarlığın cenaze yıkama yerinde kalıyor hala depremzedelerin. Buradaki ev tamamlandığında buraya geçmek için adam orada bekliyor. Burada bir aydan beri çalışma olmuyor, iş ilerlemiyor. Kimse burada para alamadığı için kimse burada çalışmıyor. Yövmeye falan gitmeye çalışıyoruz. Yani burada zeytin yövmeyesi falan var. Ona gidiyoruz. Gerekirse yani başka işler de yapıyoruz. Ama bir sürü borcumuz oldu. Çok sıkıntı çektik. Fatura kesen arkadaşlarımız var. Gidiyor onunla mahkemeye vereceğiz. Diyorlar ki böyle bir firma yok. İflas göstermişler. Onun yerine başka bir aynı kişiler yönetiyor. Ama başka isim altında, başka bir firma altında burayı aynı kişiler yönetiyor. Üst firma da diyor ki biz karışmıyoruz. Yani bunu maşa olarak kullanıyor alttaki taşeronları. Alttaki taşeronlar da burada köylüyü ya da herhangi bir çalışan arkadaşlarımızın hepsinin parasını vermiyor. Depremzedeler için yapılan konutların burada biz demir inşaat işini yapan arkadaşlarız. Yaptığımız işin hiçbir ücretini alamadık. Bununla birlikte karşımızda da hiçbir muhatap da gözükmüyor. Bununla ilgili arkadaşlar gerekli mercilere başvurmasına rağmen ama bir türlü bir sonuç alamıyoruz. Biz geçim şu anda borçlandık, para alamadığımızdan dolayı bir sürü borca girdik. Yanımızdaki çalıştırdığımız işçinin hakkını ödemek için evimizdeki, elimizdeki, avucumuzda ne varsa hepsini vermek zorunda kaldık. Çoluk çocuğumuzun kumbarasını bile boşaltıp sırf çocuk yanımızdaki çalışan işçilerin çocuklarına ekmek götürsün diye bu kadar sıkıntı içerisindeyiz. Buradaki çalışan her emekçinin hakkının mutlaka ödenmesini istiyoruz. Bugün Osmaniye'mizin köylerinde depremzedeler için yapılan evlerdeyiz. Ama maalesef şöyle bir durum söz konusu. Bu depremzedeleri yapan işçi arkadaşlarımız görüyorsunuz depremzede evleri burada. Maalesef 7 aydır, 6-7 aydır maaşlarını alamıyor, ödeneklerini alamıyor. Son 1 aydır da inşaatlar durmuş durumda. Görüyorsunuz hiçbir çalışan yok, her taraf boş. İşçilerimiz mağdur, çalışanlarımız mağdur. Perişan haldeler, 7 aydır maaşlarını alamıyorlar. Tüm yetkililere bildirmelerine rağmen herhangi bir yardım eli ulaşmamıştır. İşçilerimizi görüyorsunuz, hepsinin çocukları var. Zaten depremde yeterince zarar görmüş insanlar. Depremzedeler ev bekliyor. Çadırda duran, konteynerde duran köylüler var. Birçok köyde aynı durum söz konusu. Bunun bir an önce hükümetin buna el atıp bir an önce çözmesini bekliyoruz.